Davy ve sosyal medya. Bu Davy. Davy sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyor. Telefonda arkadaşlarla konuşmak eğlencelidir. Sosyal medya ile neler yapabileceğinizi bilmek iyidir. Ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini bilmeniz de iyidir. Davy'nin bunu nasıl yaptığını buradan okuyabilirsiniz. Davy bir profil resmi seçiyor. Davy bir profil resmi paylaşmak istiyor. İki tane resmi var. Bir fotoğrafta seksi, manken gibi duruyor. Diğer fotoğrafta ciddi, zarif görünüyor. Hangi resmi seçmelidir? Bilmiyor. Davy ve annesi fotoğraflara bakıyorlar. Hangi resmi seçmeliyim? Annesi şöyle söyler. Ben ciddi olanı seçerdim. Resmini herkes görebilir. Arkadaşların, komşuların ama aynı zamanda tanımadığın kişiler de. Örneğin, iş aradığın zaman bir işveren görebilir. Bir işe girmek istiyorsan bu iyi bir fotoğraf. Davy emin değil. Bir iş veren profil resmime bakar mı? Bu yalnızca arkadaşlarım için değil mi? Davy ve Jennifer fotoğraflara bakıyorlar. Jen, profilim için hangi resmi seçerdin? Ciddi olduğun resmi seçerdim. İyi görünüyorsun. Danny bunun seksi olduğunu düşünüyor. Bu resmi görürse eminim seni beğenecektir. Davy Danny'i düşünüyor. Kendisini beğenmesini gerçekten istiyor. Seçimini yaptı. Resmi profilinde paylaşıyor. Komşunun oğlu ziyarete geliyor. Ruben, Davy'nin komşusu. Davy'e ziyarete geliyor. Ruben iyi bir oğlan. Ruben şöyle söyler: Seninle hemen konuşmam gerekiyor. Resmin bir web sitesi tarafından kullanılmış. Bu muzur bir flirt sitesi. Davy siteyi bilmiyor. Ama sitede sanki Davy kendisinin bir reklamını koymuş gibi görünüyor. Resmin altında şöyle yazıyor. Flirt için beni ara. Davy irkilir. Bunu ben yapmadım. Resmimi nasıl aldılar? Herkes resmini görebilir. Ruben açıklıyor. Resmi profilinden kopyalamışlar. Açık bir hesabım var. İnternet bağlantısı olan herkes hesabını görüntüleyebilir. Herkes fotoğraflarını görebilir ve fotoğraflarını iletebilirler. Herkes hesabındaki fotoğrafları görebilir ve bunları başka bir yerde paylaşabilir. Örneğin bir web sitesinde. Resminiz internet üzerinde dünyayı dolaşıyor. Sosyal medya internet demektir. İnternet Dünya çapındadır. Resminiz tüm dünyada görülebilir. Hesabınızda bir fotoğraf paylaşırsanız bunu hesabınızdan kaldırma şansınız yine de vardır. Ama bunu internetten kaldıramazsınız. Mesaj yoluyla bir fotoğraf gönderirseniz yine internet üzerinden gezinir. Hiçbir zaman tam anlamıyla kaldıramazsınız. Bu nedenle sosyal medyada hangi fotoğrafları paylaştığınız ve hangi fotoğrafları gönderdiğiniz konusunda dikkatli olun. Davy iki şey yapıyor. Davy profil fotoğrafını değiştiriyor. Ve hesabını gizli hesap olarak değiştiriyor. Fotoğraflarınızın kötü kullanımına karşı kendinizi korumak için işte size iki ipucu. Bir fotoğraf paylaşmadan önce dikkatlice düşünün ve başkalarının tavsiyesini alın. Hangi fotoğrafın internet için en iyisi olduğunu sorun. Hesabınızı koruyun. Açık hesabınızı gizli hesaba çevirin. Böylece yalnızca güvendiğiniz kişiler hesabınızı görebilir. Bu bazen zor olabilir. Öyleyse yardım isteyin birlikte yapın. Unutmamak önemlidir. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmadan önce dikkatlice düşünün. Bir fotoğraf veya video internette bir kez yer aldığında sonsuza dek orada kalacaktır. Seksi veya çıplak bir fotoğraf paylaşmak heyecan verici olabilir. Ama bir kişi ileriki bir zamanda size sinirlenirse bu fotoğrafı sizin aleyhinize kullanabilir. Çıplak bir fotoğrafta tanınmaz olduğunuzdan emin olun. Örneğin başınızın ve dövmelerin fotoğrafta görünmediğinden emin olun. Hiçbir zaman bir kişiye başka bir kişinin çıplak fotoğrafını göndermeyin. Bunun diğer kişi için çok ciddi sonuçları olabilir. Ve sizin açınızdan cezaya gerektiren bir suç teşkil edebilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin. sense.info yarı çizgi sex çizgi en çizgi internet yarı çizgi sexting Hesabınızı gizli hesap olarak ayarlayın veya bu konuda zorlanıyorsanız yardım isteyin. Kötü bir şey meydana gelirse yapabileceğiniz şey budur. Bir kişi sizin fotoğrafınızı veya videonuzu yasaya aykırı amaçlarla kullanırsa her zaman yardım isteyin. İşler ters gittiğinde ne yapabileceğinizi bu web sitelerinden okuyabilirsiniz. meltknop.nl ya da helpwanted.nl